Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Gelen sorularınızda efendim diyorsunuz ki karın şişkinliği ve kabızlıkla gittik ama biz ileriki aşamasına tedavi anlamında ertelediğimiz için kanser tanısıyla yüzleşmeyi ikinci, üçüncü evrede öğrendik. Peki biz de hemen size soralım hocam. Kanserin tanımı hücrelerin kendini yenilememesi midir? Biraz bize anlatır mısınız? Özellikle kolon kanserinde de belirti anlamında kişiler neler hissediyor? Şimdi kanser vücutta olmaması gereken bir sürecin hücresel bozulmayla beraber kendisini ortaya çıkarma kavramıdır. Yani şöyle düşünelim, 500 tane şahıs var. Yani kişi, 500 kişi var, evet. Kişilik var. Bunların belli bir şeyi var, süreçleri var işte. Şu kişilik, bu kişilik, bu kişilik, bu kişilik. Bir de bu 500 taneden bir tanesi olması gereken standartizasyon farklı bir kişiliğe sahip. Veya çok uçlarda yer alıyor. Aşırı agresif. Hemen algılıyorsunuz. Gözünüz anlıyor zaten. Bu şahıs biraz farklı diyorsunuz. Aynı şekilde hücrelerde de belli bir otonomik görev var. Bu otonomik görevi yerine getirmeyen veya farklı süreçler oluşturmaya başlayan hücreyi yakalayabiliyorsunuz. İşte o hücre bizim kanserimizin kökenini oluşturuyor. Yani normal süreçte yapmaması gereken, olmaması gereken bir kavram ortaya çıkartıyorsa hücre, o kanserimizin başlangıcı haline gelebiliyor. Evet. Tabii burada niye o hücre, niye o grup hücreler böyle bir sürece yol açsın gündeme geliyor? Burada da çok farklı bilim dallarının bir araya getirip oluşturduğu kavramlar var. Bunlar genetikten tutun da dış etkenlere maruziyetten kalan yıpranmalara bağlı geniş bir spektrumda etkileşimlerden ortaya çıkan hücre bozulmaları. Evet. Peki kolon ve mide konumuz başlığı ama sinir sistemi ilişkin fazlasıyla izleyicilerimiz bizlere sorularını yöneltiyor ama sırasıyla gidelim. Peki kolon kanserinde belirti anlamında kişi neler bekliyor kendinde? Şimdi çok güzel kolon kanseri. Kolon bir kere ilk önce enteresanlığından başlar. Ben yine çocuklara gideceğim. Çocuklarda bile bağırsak sistemine alışıncaya kadar bir 2-3 aylık bir gaz sıkışması dönemi vardır. Hepimiz böyle çocuğu olan şahıslar yaşamışlardır. O çocuk orada mahvolur. Onun için kolon hakikaten çok önemli. Çok önemli. O süreçten başlayan bu kavramlara bakacak olursak çocuk rahatlıyor. Nasıl rahatlıyor? Gazı çıkartınca rahatlıyor. Gazını çıkartamazsa karnı geriliyor. İşte belli bir alışkanlığa kavuştuktan sonra bizim kolon, kalın bağırsak diğer ismiyle, sindirim sistemimiz belli bir alışkanlığa alıştıktan sonra o sürecin devam etmesi lazım. Ta ki bir yerde bir sıkıntı yaşayıncaya kadar nedir o? Çocuktan örnek verdim. Rahatlayamıyor isek, rahatlamayınca çocuk ağlıyor, gazını çıkartamıyor. Eğer ben bağırsak alışkanlığımda bir kayıp olursa, bir kabızlık olursa o zaman dur bir dakika demek zorundayım. Ki illa bunun tümöral olması şart değil. Vücudumu bağırsam rahatsızlanan bir süreç varsa bu süreç A uzun sürüyor ise, B bu sürece kanama gibi kavramlar eşlik ediyor ise, C ailemde özellikle, bakın burası çok önemli, ailemde özellikle böyle bir bağırsak kanseri öyküsü varsa doktora gitmemde fayda var. İşte o aşamada biraz önce benim anlatmaya çalıştığım şey devreye giriyor. Nedir o? Acaba geç kaldım mı sorusunu kendimize sormak zorundayız. Hocam nereden çıktı diyeceksin doğal olarak. Evet. Her kabızlıkta gidecek miyim? Yani sonuçta her kabızlık, her ishalde. Ya da her karın ağrısında, her karın ağrısında, her şişkinlikte. Acaba ben kanser mi olduğuna koşacak mı? Tabii böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Ama vurgulamaya çalıştığım bir C şıkkı vardı ki çok önemli o. Nedir o? Genetik yatkınlık, ailesel genetik yatkınlık varsa muhakkak. Neden muhakkak? İş işten geçmeden önce müracaat etmemiz lazım. Bir çözüm bulmak zorundayız. Bu aşamada konuları birleştireceğim. Erken tanı için tarama testleri demiştik. Evet. Ondan normalde, normal popülasyonda 50 yaşın üzerinde yılda en az bir kez, 50 yaşın üzerinde yılda en az bir kez bir kolon check-up'ından, yani kalın bağırsakta bir tümöral süreç var mı yok mu kavramının kontrol edilmesi lazım. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.